Kar, kış, pandemi derken evde geçen süre iyice uzadı. Özellikle bu da çoğu zaman abur cubur tüketiminin abartılmasına neden olabiliyor. Tam da beni tarif ediyorsunuz diyorsanız bu yayını kaçırmayın. Üst üste verdiğimiz yanlış kararların bir telafisi var mı? Burcu Kuraslan yayına hazır. Bu konuya ilişkin bir özel formül paylaşacak bizimle. Dilerim işe yarar. Burcu günaydın. Günaydın. Bu sıralar biraz abur cuburu tatlıya baktığınızı düşünüyorsanız ama ne yapsam da son günlerde aldığım birkaç kilodan kurtulsam diyorsanız çok güzel tariflerimiz var değil mi? Neler yapacağız? Evet. Hem e, telafi çorbası yapacağız. Aynı zamanda yağ yakımında süper destek bir çay tarifim olacak sizler için. E, şimdi tabii ki hareket azaldı. Kış aylarına girdik. Akşamları evde oturuyoruz. Her, e, özellikle yürüyüşlerimiz çok çok azaldı. Bununla beraber maalesef abur cubur atıştırmalarda artınca kilolar geri geldi. O yüzden bunları telafi edebilmek için hemen böyle 2-3 gün içerisinde aldığımız 1-2 kiloyu verebilmemiz için böyle pratik tarifim olacak sizler için. Hemen başlayalım çorbadan. Ben zaten kabağı çok seviyorum böyle diyet listelerinde. Evet kabakla hem çorba yapabiliyoruz fırında kabak cipsleri yapabiliriz kabak mücverleri, taratorlar gibi böyle kabakla çok fit tarifler yapabiliriz aslında. Çok düşük kalorili bolca su içeriği olan bir sebze kendisi ve tarifimizin de baş tacı tabii ki. Bu telafi çorbası özellikle hem Yağ yakımını desteklemek aynı zamanda şu an Covid'in çok yoğun olduğu bu dönemde bağışıklık desteği için de çok değerli bir çorba. İçerisinde neler var? Birincisi evet kabağımız. Su açısından çok zengin ve ödem atımına süper destek bir kabağımız var. İki orta boy. Tabii ki bunların hepsini bir litre suyla yapıyoruz. Bir büyük çiçek brokoli'miz var. Brokoli hem C vitamini kaynağı aynı zamanda diüretik dediğimiz ödem atıcı etkisi var. Çok güzel bir destek ve vitamin açısından çok çok zengin. Zencefil biliyorsunuz bağışıklık immün sistem için çok destek bir besinimiz. 2-3 e, parça içerisinde taze zencefil. Özellikle bu dönemde çok rahat bulabilirler. Taze zencefilimizi katıyoruz. E, mercimek e, biliyorsunuz Türk mutfağının baş tacı. E, hem protein açısından hem de B12 ve B1 vitamini açısından çok zengin bir baklagil. Bir çay bardağı kadar kırmızı mercimeğimizi katıyoruz. E, Doğal antibiyotik dediğimiz sarımsağımızdan bir diş ve yine C vitamini kaynağı ve hepimizin bildiği gibi muhteşem ödem savar Maydanozumuzda 15-20 dal kadar ortalama yarım demet kadar katıyoruz. Tabii ki baharatlar çok önemli. Baharatlar bağışıklık sistemimiz için çok değerliler. O yüzden mutlaka bir çay kaşığı kadar karabiber ve bu tarifte özellikle brokoli biraz kükürtlü bir sebze olduğu için gaz yapabilir. O yüzden de bir çay kaşığı kadar kimyon katıyoruz içerisine hepsini 15 dakika pişirip güzel bir şekilde blenderdan geçiriyoruz ve bu şekilde kıvamlı bir çorbamız oluyor. Bu çorbayı özellikle son günlerde çok kaçıran kişiler. Üç gün üst üste akşam yemeklerinde doyana kadar içebilirsiniz. Ee, ve yanında kocaman bir kase salata yiyebiliriz mevsim yeşillikleri, kış yeşillikleriyle beraber. Fakat çok çok kaçırdıysak, e, üç gün boyunca hem öğlen hem akşam doyana kadar çorbamızı içersek çok çok güzel olur. Telafi etmiş oluruz Kaç kilo verebiliriz? Böyle bir oran söyleyebilir miyiz? 3 günde 2 kiloyu çok rahat veririz bu şekilde. Aa, çorbanın tarifini unutmuyoruz. Çok da basit tarifi. Her yerde de bulabileceğiniz pazarda, marketlerde şu an kabak, brokoli, maydanoz sarımsak, soğan, işte mercimek Kolay. Kesinlikle ve kış sebzeleriyle yaptığımız bu çorba bağışıklığımıza çok güzel destekliyor. Herkes hasta şu anda o noktada da çok kıymetli. Peki bir de çay tarifimiz var. Evet bu çayımızda özellikle yine son dönemde hareketsizlikle ve fast food tüketimiyle aldığımız kilolarla baş edebilmek için çok güzel bir tarif. Özellikle bağırsakları bozmadan sağlıklı bir şekilde aldığımız yağların atılmasında ve ödem atımına destek. Üç tane besinimiz var içerisinde. Bir büyük tutam kiraz sapı yıllardır bildiğimiz ödem atıcı süper bir destek. Metabolizmamızı güçlendirme ve canlandırmada yeşil çay çok değerli ve mate. Bunlardan birer tutam e, özellikle şöyle bir tatlı kaşığı kadar her birinden 500 mililitre kadar kaynar suyun içerisinde 5 dakika demliyoruz ve süzüyoruz. Bu şekilde hepsini doğal olarak bulabilirseniz çok güzel olur. E, bu üçünün birleşimini lezzetlendirmek için istersek içerisine bir dilim elma ya da limon da katıp rahatça tüketebiliriz. Günde kaç bardak içecekler? şöyle katalım. Günde iki bardak öneriyorum, iki fincan ee, ve özellikle sabah aç karnına değil de çünkü bulantı yapabilir. Öğleden sonra ve akşam üzerleri içebilirsek birer fincan çok güzel olur. İkisi birlikte süper güç diyelim, değil mi? Hem çorba hem çay. Aynen, hem süper güç hem de e, var olan yağların yakılmasında süper bir destek. Şimdi bu çaylar ne kadar zamanda? Hani içmeye başladık, bütün kış boyu mu içelim? Arada ara mı verelim? 10 ee, gün boyunca tüketip arada birkaç hafta ara vermeniz öneriyorum. Bu çayları sürekli aylar boyunca değil de özellikle böyle kaçamaklarımızın yoğun olduğu ya da 1 iki kilo vermemiz gerekiyorsa o dönemlerde tüketmemiz çok daha iyi olur. Çok teşekkür efendim. Hızlı kilo vermek, birkaç kilodan hemen kurtulmak isteyenler için alternatifleri anlattık. Bol bol kaloriler verilsin diyelim sözü yeniden size bırakalım.